Öz Kastamonu televizyon izleyenleri Küçük Hafizinen İftara Doğru programına hepiniz hoş geldiniz. İlk yayınımız Hazreti Pir Şeyh Şaban Veli Camisi'nden görmüş olduğumuz kullerin içinden türbeye doğru efendim burada asas uyumuz. Yayınımızı buradan yapalım dedik. Şimdi sevgili takipçiler, dinleyen, izleyen, alan neyse. Bugünkü konumuz işlerimize Allah'ın adıyla başlamanın önemi. Onun önemini konuşacağız. Daha doğrusu ben işte konuşmaya çalışacağım. Siz de dinle, laf katan katsın, yine karışma. İşlere Allah'ın adıyla başlamak hem vicdanı haram işlere başlamaktan tiksindirir. Hem de başlanan o işe bereket ve hayır inmesine vesile olur. Zemzem suyu orası. Asa suyu. Yayını da böyle kusura bakmam. Şimdi sevgili takipçiler, işlerimize Allah'ın adıyla başlamak hem vicdanı haram işlere başlamaktan tiksindirir dedik. Hem de başlanan o işe bereket ve hayır inmesine vesile olur. Et ekmeği başlarken Bismillah derseniz bereketli oluyor. Yani. Ben deyveyim. Şimdi besmele, şöyle daha yakından bir örnek vermek gerekirse, bilgisayardaki antivirüs programı gibi anti günah işlevi gören bir organ diyebiliriz yani. Nefis günah işlemeyi arzularsa besmeleyi söylemekten çekiniyor, imtina eder. Söylerseniz, besmele çekerseniz nefis utanı içine düştüğü çelişkiden utanı geri durar. Besmele evzu besmele, hani evzu besmele ile tekrarlarsa gide günahtan dışarı itip insanı uzaklaştırır. Ne oluyor? Allah şişakalası dedim. Üstüme mi işin? Şişakalası. Neyse. Şimdi sevgili takipçiler, virüslü bir yazılımı bilgisayarınıza kurmaya hani antivirüs programı izin vermez ya. İşte şehvetin, merakın baskısıyla onu açabilmek için antivirüsü kapattığımızda başınıza da gelen geliyor, bilgisayara virüs girer yavrum. Şimdi buna karşı şeytan da koruyucu kalkanını bu şekilde kapadı insan nefsine. Bilmem anı da biliyor mu? Şimdi terbiye edilmemiş nefis insanı ahraza, yani ahraz haline götürüyor. Benzi aptal hale götürüyor. Yaptıracağını yaptırıyor. Ne bulursa yaptırıyor. Yani bütün pisliğe bulaştırıyor. Yolun ortasında da bırağıya gidiyor. Allah vicdanımızı, nefsimizi bir an bile besmelenin sığınağından, korunağından mahrum etmesin. Evet. Sevgili takipçilerimiz, kısa oldu, öz oldu bugünkü program. Küçük Hafizinen iftara doğru programı burada bitti. Size şöyle camiden de bir tur attırıyorum. Şöyle. Bu kul de tüm takipçilerimize gelsin efendim. Peki, herkes hayırlı Ramazanlar.